Günaydın değerli TV 262 izleyicileri. Manşetler programından saygılar, sevgiler, hürmetler. Evet, soğuk, zaman zaman açık, zaman zaman bulutlu ve öğleden sonra da yağmur geçişlerinin yaşanacağı İzmit'ten, Kocaeli'den sevgiler, saygılar, günaydın bir kez daha. Evet, zor bir haftayı geride bırakıyoruz artık. Aralık ayının 6. günündeyiz. 6 Aralık 2019 Cuma gününü işaret ediyor tarihler ve haftanın son gününde, yani son iş gününde karşınızdayız değerli izleyiciler. Haftanın son programı olacak bugün. Yine 6 il gazetesini, 3 ilçe gazetesini, köşe yazarlarını ve yorumlarımızı sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bakıldığında yoğun bir haftayı geçirdiğimizin altını çizelim. Hafta sonuna doğru gidiyoruz. Artık kış iyice ne hissettirdi kendisini. Gerek soğuk havasıyla, gerek yağmuruyla, gerekse zaman zaman yüksek yerlere yağan kar yağışıyla artık kış kendisini net bir şekilde gösteriyor. Tabii ki yağan yağmur ve onun getirdiği birikintilerle barajlarımızın dolduğunu da söyleyebiliriz. Dolmaya başladığını da söyleyebiliriz, tam anlamıyla tabii ki dolmadı. Ama o kafamızda acaba mı susuz kalacağız sorusunun çok net karşılığı artık net bir şekilde var. Su sorunu önümüzdeki süreçte havalar böyle gittiği müddetçe yaşanmayacak gibi gözüküyor. Tabii ki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin malı olan Yuvacık Barajı ve onun altındaki arıtma tesisi ve ona basılan Sabancı Gölü'ndeki suyla da yine kentimizde su sorunu konusunda sıkıntı yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmayacak gibi gözüküyor değerli izleyiciler. Evet, ülke gündemine şöyle bir baktığımızda hemen altını çizdiğimiz nokta yine tartışmaların süren ve Ordu'da 20 yaşındaki bir genç kızımızı canice katleden kişinin ifadeleri adeta yürek burktu, kan dondurdu değerli izleyiciler. Cezaevinde yatarken dışarı çıkıp, yani şartlı izinle veya işte evci izin olarak da değerlendiriliyor, açık cezaevinde kaldığı için belirli hal ihaleliğinden nedeniyle dışarı çıkmasına izin verilen bir cani cezaevinde yatarken planlaması, kafasındaki planladığından nokta şu: katliam yapmayı planlıyor. Parası olmadığı için katliam yapacak işte silahı veya tüfeği veya daha farklı bir öldürücü aleti alamadığı için bir iş yerinden bıçak çalıyor. 2 gündür aranan bir kişi, yani cezaevine tekrar teslim olması gereken tarih 1 Aralık, teslim olmuyor. Suç tabii ki savcılık hemen teslim olmadığına dair polislere bilgi veriyor. MOBESE kameralarından yaklaşık 4 kilometre bu kişi görünüyor, takip ediyor ki katilin bulunmasındaki en önemli etken MOBESE kameraları, o öldürdüğü kişiyi, öldürdüğü genç kızımızı takip etmesi. Buna rağmen, o kişinin cezaevi firarisi olmasına rağmen MOBESE kameraları takip eden polis merkezinde burası bu kişi tespit edilip cinayeti işlemeden yakalanamıyor. Bakın, bu çok önemli bir nokta. Biz cinayeti işleyen kişiyi, genç kızı takip etmesinden ve bu takibi de MOBESE kameralarından yakalıyoruz. MOBESE kameralarını izleyerek katile ulaşıyoruz. Ama o MOBESE kameralarının bağlı bulunduğu polis merkezinde iyice dikkatle o görüntü izlenebilseydi, o firari katili tespit edilebilseydi, o firari, cezaevi firarisi yakalanabilseydi, bugün genç kızımız hayatta olacak. Bakın, çok önemli bir nokta bu. Ve biz, Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, bu sorular, bu katilinle ilgili neden bırakıldı, neden açık cezaevine alındı, suç makinesi adeta, neden psikolojik durumu incelenerek izin verilmedi gibi birçok soruya yanıt vermekten kaçınıyor. Kimin görevi arkadaşlar bu? Değerli izleyiciler, bu genç kızın öldürülmesindeki suçlar kim? Sadece katil mi? Katil tutuklandı, cezaevine gönderildi. Mahkemesi olacak, ağırlaştırılmış müebbet hapis verilecek, geri getirecek mi genç kızımızı? Neden bu cinayet işlenmeden evvel önlem alamadık? Cezaevi firarisinden bahsediyoruz. Cezaevinde birçok suçtan yatan ve kapalı cezaevinden açık cezaevine geçen, açık cezaevinde iyi hal nedeniyle dışarıya çıkmasına izin verilen
bir suç makinesinden bahsediyoruz. Ve bu suç makinesi çıkıp 20 yaşındaki hiç tanımadığı, bilmediği, görmediği birisini öldürüyor. Bir genç kızımızı öldürüyor. Bir aileyi mahvediyor. Ve bir konuda gerekli önlemleri alması gereken Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı çok somut açıklama yapamıyor. Evet, böylece bir giriş yaptık. Termik santraller konusu adeta insanlara komedi olarak yaşantılmasına devam ediyor. 15 gün evvel termik santrallerin bacalarına filtre takılmasını erteleyen kişiler dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. Geri gelen, veto edilen kanunun hakkında ya bunlar tabii ki biz çevre sağlığını düşünüyoruz, insan sağlığını düşünüyoruz diye konuşmalar yaptı. Ya insan karakteri olur ya, insanın bir karakteri olur. İnsan der ki bir dünya görüşü olur, insanın bir karakteri olur, insanın bir yapısı olur. 15 gün evvel evet dediğine şimdi hayır der mi? Ama Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine yazık ki böyle bir tutum sergilediler dün mecliste. Ve tüm meclise katılanların oylarıyla 31 Aralık 2019 son tarih olarak verildi. Bacalara, termik santrallerin bacalarına filtre takılmasıyla ilgili. Şimdi bakıyoruz bazı yandaş diye altını çizerek diyorum havuz medyası mikrofon uzatıyor termik santrallerin olduğu yerdeki sivil toplum kuruluşları başkanlarına ve böylesi bir çalışma yapıldığı için Cumhurbaşkanı'nı veya işte meclisteki böyle bir karar veren milletvekillerini tebrik ediyorlar. Ya siz sivil toplum kuruluşusunuz. Orada insanlarınız ölüyor. Orada insanlarınız zehirleniyor. Bu zamana kadar neden sesinizi çıkarmadınız? Neden bir şeyler söylemediniz? Neden bir eylem veya bir açıklama, bir basın toplantısı yapmadınız? Nasıl bir toplum olduğumuzun çok net göstergesi. Bakın iki tane olaydan bahsettim size Cuma sabahında. Bir, genç kızımın öldürülmesiyle ilgili önlem alınmaması. İki, termik santrallerle ilgili daha önce mecliste evet deyip daha sonra veto edilen kararı savunan, hayır diyen bir gruptan, bir milletvekilinden, bizi temsil etmesi için gönderdiğimiz kişilerden bahsediyorum. Ve geldiğimiz nokta, şiddete maruz kalan genç kızlarımız ve bunların çoğunluğu cezaevinden çıkıp gerek eski eşini, gerek nişanlısını, gerek bir kadını öldürerek tekrar cezaevine giren insanlar ve bunların dışarı çıkmasına bir toplum içerisinde tekrar yer alması adına yapılan bir çalışmadaki eksikliği çok net göstergesi. Bir de bizi temsil eden milletvekillerinin 10 gün 15 gün içerisinde reislerinden gelen talimatla yaptıkları. Evet, ekonomik sıkıntı yoğun bir şekilde sürüyor. Kapatılan iş yerleri, iflas eden sanayi kuruluşları ve hala pembe tablo çizmeye çalışan bizi yönetenler. Ve geliyoruz Kandıra'ya. Kandıra önemli bir konuda ÇED nihai raporuyla karşı karşıya. Nedir bu konu? Kandıra'da köyleri sular altında bırakacak olan Sungurlu Barajı'nın ÇED nihai raporu kabul edildi değerli izleyiciler. Rapor kapsamında 11.776 km² bir genişliğe sahip 220.085 hektar metreküp hacminde bir baraj gölü oluşacak. Ağırlıklı olarak Kandıra ilçe sınırlarında yer alan yerleşim yerlerini etkileyecek olan baraj çalışmasının bendinin bulunacağı aks noktası ise Geredeli'ye yani Geredeli mahallesine çok yakın olacak değerli izleyiciler. Yine bir başka değerlendirme bu kabul eden ÇED raporu ile ilgili. Göksu ve Sungurlu derelerinden faydalanacak olan barajın üzerine ileride hidroelektrik santralı da kurulması planlanıyor. Bakın hidroelektrik santralı da kurulacak oraya. Ve yılda 21.01 kilowatt saat elektrik üretmesi planlanan HES ile İstanbul'un elektrik ihtiyacına katkı sağlanması düşünülüyor. Proje kapsamında Sungurlu'da bir adet taş ocağı. Bakın Sungurlu'da yapılacak nokta bir adet taş ocağı. Bir adet kırpma eleme tesisi ve tabii ki HES kurulacak. İnşaat süresinin ise 5 yıl olarak planlanıyor.
2014 yılında 263 milyon TL bedelle hesaplanan çalışma, 2019 yılına gelindiğinde ise bakıldığında bu veriler tabii ki artacak. Ama 2019 yılı artık noktalanıyoruz. 2020 yılında da baraj inşaatına başlanacak. Bedeli daha sonra net dikkatlenecek. Çünkü 2014 fiyatlarıyla 2020 fiyatları arasında tabii ki çok büyük bir fark ortaya çıkacak. Baraj tamamlandığı ise Kandıra ilçesine bağlı Akçova ve Teksen köyleri tamamen sular altında kalacak. Şurada ise bir kayıp yaşanmayacak şeklinde bir bilgi var bu kabul edilen noktada ve tarım arazileri yok olacak. Kandıra'daki o Akçova'daki Teksen etrafındaki tarım arazileri ortadan kaldırılacak. Yerleşim birimleri ortadan kalkacak ve baraj gölünün altında kalacak değerli izleyiciler bu yerler. Yani artık oradan gelecek mancarlı mancar üretimi, ıspanak üretimi, kıvırcık üretimi, yani düşünebildiğiniz yaz kış yapılacak tüm tarımsal faaliyetler ortadan kalkacak baraj gölünün oluşmasıyla. Böyle bir durumda da karşı karşıya olduğumuzun altını çizelim ve devam edelim. 19-20-21 Aralık 2019 tarihlerinde TMMOBA'ya bağlı bütün birleşenlerin üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi uzmanlık alanlarından bilimsel veriler ve önerileri ortaya koyacağı kent adına bir yapılacak çalıştay öncesinde bugün Mimarlar Odası Tarihi Taş Bina'da 12.30'da bir basın toplantısı yapılacak. Evet, akademik olarak kentin geleceğine yön verecek bir çalıştaydan bahsediyoruz ve bütün bu çalıştay içerisinde gerek üniversitesiyle, gerek odalarıyla, gerek STK'larıyla, gerekse kentte okumuş veya üniversite mezunu olarak değerlendirdiğimiz birlikliğin ortaya koyacağı bir bilimsel veriyi elde edeceğiz. Tabii bakalım ne kadar ilgi olacak bu bilimsel veri toplantısına, çalıştaya, 19-20-21 saatindeki yapılacak çalıştaya ve bu çalıştay süreci içerisinde de şu net karşımıza çıkacak değerli izleyiciler. Verileri alıp bu veriler ışığında bir şeyler yapabilmek önemli. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mutlu Kent ya, ismini otobüslere yazdı ama ne yaptı şu ana kadar? Hiçbir şey. Umarız buradan çıkacak verileri alır, değerlendirir. Mutlu kent, turizm kenti, işte yaşanabilir 4 kentten biri olabilme konusundaki adımları buradan çıkacak verilerin ışığında da çalışmalarını, projelerini buradan çıkacak verilerle de değerlendirir diye düşünüyoruz. Umut ediyoruz. Yapar mı? Şimdiye kadar yapmadığı için biraz zor gibi gözüküyor. Hatta katı atık tesisi yapılması için bilimsel bir rapor sunan Akademik Odalar Birliği raporuna şarlatanlar diye söyleyen bir Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı vardı bu kentte. Ama daha sonra o şarlatanlar dediği kişinin bilimsel raporu kabul edildi ve o rapor doğrusunda da katı atık tesisi yapılmıyor değerli izleyiciler. Demek ki bilimselliğe inanmak zorundayız. Şarlatan dediğimiz insanlar okumuşlar, bu konuda kitap yazmışlar, bu konuda makale yazıyorlar, bu konuda bilimsel verileri ortaya koyuyorlar ve siz eninde sonunda o bilimsel verileri kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da bir dipnot olarak karşımızda çok net bir şekilde duruyor. Değerli izleyiciler, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı delege seçimleri 5 ilçede tamamlandı. Hafta sonu diğer ilçelerde de gerçekleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi içerideki tüm delege seçimlerini tamamlamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kongreleri tarihleri netleşmeye başladı. İlk olarak İzmit'te 21 Aralık Cumartesi günü yapılacağı açıklanmıştı. Kartepe'de 22 Aralık Pazar günü saat 10'da Atayevler Kültür Merkezi'nde yapılacak. Körfez'de 22 Aralık tarihinde Tütüncifrik Kültür Merkezi'nde saat 13'te başlayacak kongre. Çayırova'da 15 Aralık tarihinde saat 13'te Çayırova Kültür Merkezi'nde ilçe kongresi yapılacak. Dalıca'da ise 15 Aralık saat 10'da Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde ilçe kongresi gerçekleşecek. Yine Gebze'de 19 Ocak Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde kongre gerçekleşecek. Karamürsel'de 12 Ocak'ta, Gölcük'te 28 Aralık'ta, Dilovası'nda 29 Aralık'ta ilçe kongrelerinin gerçekleşeceği belirlendi. Tabii dün Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ın bir basın toplantısı vardı. Birçok konuya değindi ama aday olmayacağını kesin bir dille, yani il başkanlığı için yapılacak seçimde aday olmayacağını kesin bir dille açıkladı ki ilçe kongreleri öncesinde böylesi bir kez daha ağzından, ki daha evvel açıklamıştı bize geldiği ziyarete de
aday olmayacağım, abilik yapacağım demişti. Ama net olarak dün yaptığı basın toplantısında bir kez daha vurguladı. Arkadaşlarımız bunu haber olarak ekranlara getirmişti. Biz de ekranlara getirelim bakalım. Cengiz Sarıbay bu konuda bir kez daha, son kez neler söylemiş. Şimdi arkadaşlar, ben hayatımda hiçbir yerde, hiçbir şekilde yan cebime koy siyaseti yapmadım. Ben bu partide 1991 yılında milletvekili oldum. O tarihte 6. sıraya girdim sıralamaya. Ondan sonra bu partiden hiçbir şey beklemedim, istemedim. Aday da olmadım. Ama bu partinin bana gereksinim duyduğu yerlerde, kurultaylarda, divan başkanlıklarında, il danışmanlığında, ilçe danışmanlığında görev aldım, divan başkanlıkları yaptım. Hiçbir aday değilim. Ben, eşim, çocuklarım, akrabalarım dedim. Bunu demeye devam ettim. Ne zamana kadar? 2009 yılına kadar. Kocaeli'nde 13-0 olmuş. İl başkanı için buraya araştırma yapmışlar. Cengiz Sarıbay abidir, toparlar parti demişler. Bana teklif geldi Önder Sav tarafından. Dedim ben istemiyorum, ben bıraktım. Aday olmayacağımı da söyledim dedim Önder abiye. Abi derim ben ona. Baykal'a gitmiş, demiş ki biz Cengiz Bey'e söyledik 3 defa ama kabul etmiyor. Sayın Baykal'a da eşimle İstanbul'daydı. Cengiz dedi, nazlanıyormuşsun da il başkanı kabul etmiyormuşsun dedi. Dedim efendim niye nazlanayım, ama ben söz verdim dedim. Yani ben bir yere aday olmayacağımı söyledim dedim. Dedi siz aday olmuyorsunuz dedi. Biz size görev, parti görevi bu dedi. Öyle deyince ben emriniz olur dedim. İl başkanını kabul ettim 2009'da. Aday olmayacağım. Bu konuda kesin kararımı verdim. Bunu 3 veya 4 ay evvel genel başkanı ziyaretimde dedi, genel başkanına arz ettim. Haydar Akar da yanımdaydı. Genel başkanım da acele etme dedi. Öyle kaldı ya, ben aday olmayacağımı söyledim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Cengiz Sarıbay aday olmayacağını bir kez daha vurguladı. Yaptığı dünkü basın toplantısında daha farklı değerlendirmeler vardı. Gazeteleri okuduğumuzda da bu değerlendirmeleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizin altını çizelim ve gazete turumuza Özgür Kocaeli Gazetesi ile başlayalım değerli izleyiciler. Özgür Kocaeli Gazetesi, bugün elimdeki gazetenin mavisi iyi değil ama dişler olarak mavi gözüküyor, ama baskıda bir sıkıntı var herhalde. Mor bir başlıkla karşı karşıya kaldığımızı söyleyelim. Gazete baskısında bir sıkıntı olduğu çok net gözüküyor. Maviler mora dönüşmüş gazetenin bize gelen baskısında. Manşetine Kocaeli'de işsizlikte 19 yılın rekoru şeklinde bir manşet söz konusu. Suriye Çatak tek imza atmış bu manşete. Evet, ilginç bir konu. Bunu biraz irdeleyelim. Gelelim alt tarafa. Hemen manşetin altındaki bölümde ne söylenmiş? Türkiye genelinde düşürülmeye çalışılsa da ekonomik anlamda yaşanan daralma işsizlik rakamlarında yukarıya doğru bir seyri de beraberinde getiriyor. Sanayi kenti, çalışma hayatının en yoğun olduğu Kocaeli'de de resmi işsizlik rakamları 2000 yılından bu yana 19 yılın en yüksek düzeyine ulaştı şeklinde bir giriş var haberde. İlk ara başlıkta bir yılda %50 artış şeklinde bir ara başlık var. İşte 19 yılın işsizlik rakamlarına bakıldığında 2019'daki rekor bir artış olduğu gözlemleniyor. 2000 yılında işsizlik sayısı 28 bin olan Kocaeli'de 2008 krizinde bu rakam 64 bine çıkarken 2017'de 56.095 kişi, 2018 yılında 64.717 kişi, 2019 yılında ise kayıtlı işsiz sayısı 94.418'e ulaştı. Bir yıllık sürede artışın %50 civarında olması dikkat çekti. Şimdi bu rakamlar ışığında bu yılın başında Ankara'da Türkiye Odalar Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda işsizlik rakamlarını 2,5 milyon işsize iş vereceğiz diye açıklama yapan hükümet yetkililerine 100 bin işsize iş vereceğiz diyen, söz veren Kocaeli'deki yetkililere buradan seslenmek istiyorum. Bu rakamlar doğrusunda, verdiğiniz söz doğrusunda ne yapacaksınız? Bakın, tarih unutmaz. Verdiğiniz sözler var. 2,5 milyona iş vereceğiz dedi bu ülkenin yöneten hükümetin bakanı. Ve aynı toplamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Hatta o da yineledi bu rakamı. Ve siz çıktınız dediniz ki 100 bin işsize Kocaeli'de istihdam sağlayacağım dediniz. Kim dedi bunu? Topa bağlı Kocaeli Sanayi Odası.
Toba Bağlı Kocaeli Ticaret Odası, Toba Bağlı Körfez Ticaret Odası, Toba Bağlı Gebze Ticaret Odası, İşkur, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bunlar da hep sorumlu ve yetkili. Ne yapacaksınız? Gelen rakamlar, açıklanan rakamlar ortada. Bununla ilgili ne yapacaksınız? Söz verdiniz. Devam ediyoruz. İşsizlik maaşı başvurusu her geçen gün artıyor İşkur'a. Ve her geçen gün işsizlik başvurusuyla karşı karşıya kalıyor İşkur yetkilileri. Ve işsizlik başvurusu, yani maaşı başvurusuyla ilgili yapılan incelemeler çok net ortada değerli izleyiciler. 2019 yılında başvurulan 61.029 kişiden 29.355 kişi işsizlik maaşı almaya başlıyor. Evet, başvuru 61.000 kişi, işsizlik maaşı verilen 29.000 kişi. Diğerleri daha karara bağlamamış veya hakka sahip değil işsizlik maaşı almaya. Yine bir başka ara başlık var haberde. Çok kişi de işe yerleştirildi. Bakalım kimler yerleştirilmiş. 2017 yılında 59.312 kişi, 2018 yılında 59.844 kişi, 2019 yılında da 64.120 kişi işe yerleştirilmiş. Ama işten ayrılanlar ve işsizlik maaşında bulunanlar, ki 64.000 kişi işe yerleştirildi deniyor, 61.000 kişi ise işsizlik maaşında bulunuyor. 64.000 kişi yerleştiriyorsunuz, 61.000 kişi işten çıkıyor, arada 3.000 sağladığınız katkı var. Bir daha söylüyorum. 100.000 sözü verdiniz. Ankara'daki TOP Genel Kurulu'nda. Verdiğiniz 100.000 kini yakalayamadınız. Hadi diyelim 64.000 kişi işe yerleştirdiniz 2019 yılında. Ama 61.000 kişi de işten ayrıldı. Arada 3.000 kişiyi işe yerleştirmiş oluyorsunuz. Değerli Kocaeli'deki yetkililer, söz verenler, istihdam sağlayacağımızın altını çizenler, ülkenin ekonomik konuda, iş hacmi konusunda çok daha iyi olduğu altını çiziyorsunuz. Bakanlığın açıklaması sonrasında, TÜİK'in yaptığı resmi açıklama sonrasında açıklamalarda bulunuyorsunuz. Ama işsizlik için sağladığınız yıl boyuncaki rakam 3.000 kişi. Çok net. Gazetenin haberinden yola çıkarak ben bu yorumu yapıyorum. Rakamlar çok net ortada. 61.000 kişi işsizlik başvurusunda bulunuyor. 64.000 kişiyi 2019 yılı içinde işe yerleştiriyorsunuz. Yani İşkur tarafından bu yerleştiriliyor. Ama 61 kişi de işsiz kalıyor. 3.000 kişilik bir katkı sağlamış oluyorsunuz. 97.000 açığınız var. Verdiğiniz söze göre. Evet, Suriye Çatak'taki tebrik ediyoruz. Böyle bir araştırma haberi gazeteye yansıttığı ve Adem Turgut'un da bunu manşete taşıdığı için, önemli bir gerçeği ortaya koyduğu için. Geliyoruz ikinci manşet gibi kullanılan habere. Başkan Derince'de CHP'lilere yüklendi. Büyük Akın 2. üst üste ölçüsüz yalan söylüyorlar şeklinde bir açıklama yapmış veya konuşmasından bir bölüm bu şekilde manşet olarak çekilmiş. Hemen altında Sarıbay'ın dünkü yaptığı basın toplantısından bir başka bölüm değerli izleyiciler. Sarıbay 2. üst üste Büyük Akın Sirmine ile tartışmalı şeklinde dünkü basın toplantısından bir haber vermiş. Evet, Büyük Akın'ın haberine Murat Yoldaş imza atmış değerli izleyiciler. Cengiz Arabay'ın haberinde muhabir ismi bulunmuyor. Onu da altını çizelim. Evet, hani şu Büyük Akın olduğu meydan hepiniz gelin. Şu biraz sonra bir başka gazetede de okuyacağım bununla ilgili haberi. Sarıbay en doğrusunu söyledi. Sizin muhatabınız o dönemin İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yuvacık Barajı'nın ortaya çıkmasında, Yuvacık Barajı ile ilgili yapımla, yani yap işlet devret modeliyle yapılmasındaki en önemli isim Sefa Sirmen'dir. O dönemin belediye başkanı. Siz oturun karşılıklı onunla tartışın diye son noktayı koydu gibi geliyor bana. Tabii Büyük Akın bu konuda neler söyleyecek önümüzdeki süreci hep birlikte göreceğiz. Bir kez daha buradan söylüyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyük Akın, o dönemin, yani Yuvacık Barajı'nın yapıldığı dönemin İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen'in karşı karşıya yapacağı, tartışmayı, konuşmayı, bir araya gelip belgeleri ortaya koyacağı programı yapmaya, yönetmeye talip olduğumu bir kez daha altını çizelim. Bu konuda Sefa Bey'le bir telefon belirtmesi yaptım. Her an hazırım mesajı tekrar Odi Meydan olarak yeniledi. Ama Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyük Akın'la görüşemedim.
Çünkü o bizle görüşmüyor. Neden görüşmüyorsa bilmiyoruz. Görüştüğümde de kendisine ileteceğim. Ben böyle bir programı yapmaya talip olduğumu da altına çizeceğim. Büyükşehir Belediyesi'ne de randevumuz var. Büyükşehir Belediyesi randevu talebimizde hala bize bildirmedi, geri dönüş yapmadı. Konuştuğumuz ilk yerde de, karşı karşıya geldiğimiz ilk yerde de bu programı yapmaya talip olduğumu da altını çizerek kendisine söyleyeceğimin altını çizelim ve devam edelim. Sağ tarafa geliyoruz. Körfez'de halk ekmek artık 1 lira. Perşembe Pazarı raporu, havalar soğudu, fiyatlar tırmandı şeklinde bir haberi var. 5 liraya çıktı domatesin fiyatı değerli izleyiciler. Alt tarafa doğru iniyoruz. Kahve kokulu fuar. Hürriyet'te bir eleştirdi Güney'den. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi İzmit İlçe Başkanı Güney Hürriyet'i eleştirmiş. Doğru bir yani Hürriyet'i eleştirecek tabii ki. Muhalefet böyle bir şey. Geçtiğimiz dönemde Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı kimse o Nevzat Doğan'ı İzmit Belediye Başkanı olarak eleştiriyordu. Bu kez de Adalet ve Kalkınma Partisi İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan'ın Hürriyet'i eleştirmesi, yaptıklarıyla ilgili değerlendirme yapması çok doğal, gazetede bunu haber olarak vermiş. Sol tarafa geçiyoruz. Kartepe ve Uludağ aynı karede buluştu. Ki turizmcilerin yaptığı bir değerlendirme, biri Kocaeli'de, biri Bursa'da. Hava biraz ısınıyor. Hava durumuyla ilgili bir haber. KES'ten bölge mitingleri şeklinde de haberler birinci sayfada kendine yer bulmuş gazetenin. Şunu da altını çizelim. Kartepe'de o dönemde yapılan anlaşmalar gereği sadece bir firmaya ait otel bulunuyor. O yapılan anlaşma gereği ki dönemin Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin altına imza attığı anlaşma bu. Ve yapılan çalışma sonrasında otelin yapılması bir firma tarafından gerçekleştirildi ve yapılan anlaşma yine çevresine otel yapma izni verilmiyor değerli izleyiciler. Gariptir. Orada ne yazık ki Kartepe'de, zirvede tekel oluşturulmuş bir otelden başka yerde hizmet almak durumunda değilsiniz. O otelin geniş çapı içerisinde de başka otel yapılmasına izin verilmiyor. Maçukiye'de Maçukiye'nin göbeğine bir otel yapılmasına izin verildi. Ama Suudi iş adamı o oteli tamamlamadan ne yazık ki bırakıp gitti. Evet bırakıp gitti diyorum çünkü 3-4 kez bu bir ay içerisinde o bölgeden geçtik. Bakın kapısında bekçi dahi yok. Bırakın inşaatın yapılmasına, devam edilmesine. Kapısında bekçi dahi bulunmuyor bir inşaattan bahsediyoruz. Adeta Maçukiye'nin böğrüne saplanmış bir hançer gibi o yer şu anda bir beton iskelet gibi duruyor karşımızda. Ve hadi yapı bitirilse, bir katma değer sağlansa tamam diyeceğiz. O da yok. O da durdu. Kimse de müdahale edemiyor. Ankara'dan gelen torpilli bir Suudi iş adamıydı. Aynı şekilde Tavır 262'nin binasında da aynı durum söz konusu. Bu ülke, bu kent hakikaten bakıldığında sahipsiz gibi gözüküyor bana. Ben bunu sık sık yineliyorum. Bu kentin bakanları vardı. Bu kentin başbakan yardımcıları vardı. Bu kent koşulsuz şartsız mevcut Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına 2002'den bu yana yapılan seçimlerde hep destek verdi. Ama bu kent ne yazık ki bu verdiği desteğin karşılığını bu kentteki seçilen milletvekillerinin basiretsizliği nedeniyle ki karşılığını alamadı. Çok net. Bu kente ihanet ettiler değerli izleyiciler. Buna Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetimi de dahil. Buna 2002'den bu yana görev yapmış Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri de dahil. Bunu çok net söylemeyi istiyorum. Bunu kendi yüzlerine de çok net söyleyebiliyorum. Kimse de bunu söyleyemedi diye, buradan söylediği, arkalarından konuşuyor diye değil. Bunu kendi yüzlerine çok, Nihat Ergün'ün yüzüne söyledim. Fikri Işık'a dedim ki bu kente hata yaptınız. Eksik işler yaptınız. Bu kentin hakkını, değerini veremediniz diye söyledim. Ve bunu da yine söylemeye de devam edeceğim. Bunun altını da çizelim. Çünkü ben bu kentte doğdum. 99'da bu kentte bu depremi yaşadım. Gidebilirdim, bırakabilirdim ama gitmem. Bu kent benim. O kentte Bahçeşme'de bir mezarlığımız var, aile mezarlığı. Gideceğim en son yerde orası. Onun için bu kente borcum var. Bu kent beni doğurdu, büyüttü, para kazandırdı, belirli noktaya getirdi. Bu kente borcumu bulunduğum yerde kalemimle, ağzımla,
veya işte bulunduğum her yerde bana mikrofon uzatıldığında söylemek mecburiyetindeyim. Benim doğrularım bu tabii ki. Benim doğrularımı da her yerde söyleyeceğim, söylemeye de devam edeceğim diye altını çizdikten sonra Özgür Kocaeli gazetesini noktalayalım. Gelelim Kocaeli gazetesine. Evet. Şimdi Tanzer Yolu'nun yazısı devam ediyor Gebze ile ilgili. Bir garip ihale, bir garip belediye, dört. AKP içinde has parti rüzgarı mı? Manşet ve köşesinin başlığı bu. Tanzer Ünal'ın. Dört tane fotoğraf, yan yana isim var ve fotoğrafların altında şunlar yazar. Yaşar Alkan, Burhan Abiş, Numan Kurtulmuş, Hasan Topaloğlu. Evet, bir dönem has partinin önde gelen isimler olarak nitelendiriliyordu bu isimler. Numan Kurtulmuş genel başkandı. Burhan Abiş destek veren bir isimdi. Yaşar Alkan yine Çayırova Belediye Başkanı'ydı. Destek veren bir isimdi geçmişte. Hasan Topaloğlu da yine öyle ve bu ihalenin içerisinde böylesi bir has parti rüzgarı mı var şeklinde bir soruyla bu konuyu yine devam ettiriyor Tanzer Ünal köşesinde. Peki manşet ne? CHP'den Büyük Akın'a üst başlığıyla seç birimizi. Evet, ilginç bir başlık, ilginç bir manşet ve Özgün Elbulan imza atmış bu habere. Ne demişler altında? CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a birimizi seç, seninle yuvacık proje konusunda tartışalım mesajı gönderdi demiş. Birini seçecek mi? Tahir Büyükakın Büyükşehir Belediye Başkanı fotoğrafıyla dört tane as kare, yani poker oynayanlar bilir veya kağıt oynayanlar bilir. As her zaman için en öndedir. Kupa Bey'i bunların içinde en öndedir. Bu Kupa Bey'in içerisinde Sefa Sirmen var. Eski belediye başkanı, yani İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda Kocaeli Milletvekilliği de yapmıştı. Şu anda Karo asının içerisinde Haydar Akar var. Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclis üyesi. O dönemde yine parti teşkilatlarında, yani parti örgütleri içerisinde yer alan bir isimdi. Ve şu anda da Kocaeli Milletvekili, Parti Meclis üyesi, konuyu bilen isimlerden bir tanesi. Evet, Maça Bey'in içerisinde Tahsin Tarhan var. Yine şu andaki Kocaeli Milletvekili. Konudan milletvekili olarak biliyor ama bu yukarıdaki iki isme oranla konudan çok daha az daha bilgili diye söyleyebilirim. Evet, Sinek Bey'in içerisinde ise Cengiz Sarıbay var. Şu andaki il başkanı ama o dönemi yine çok iyi bilenlerden bir tanesi. O dönemlerde yine parti içerisinde görev yapmış, belediye meclis üyeliği yapmış ve avukatlık yapmış, avukatlığın gereği bazı davalarda bulunmuş ve o konuyla ilgili açılan davalarda bulunmuş bir isim ve dört taneden birini seç diye de bir mesaj gönderdi dün yaptığı basın toplantısında Cengiz Sarıbay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a. Aygün Erdoğan'a çene suyunu anlattı şeklinde bir haber söz konusu hemen sol tarafta. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyede çene suyuyla ilgili bir briefing almış Zeki Aygün tarafından, Denizli Belediye Başkanı tarafından ve şunu söylemiş. Plastik şişeleri kaldırın, artık şişeye dönün. Evet, satılan su, satılan özel suların artık plastik şişede değil, cam şişede satılması gerektiğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çevreye olan duyarlılığı nedeniyle ortaya koymuş. Gerçekten bakımda doğru söylemiş. Devam edelim. Aynı konuda. Sarıbay dedi ki bu atladın ve bahsedin. Doğrudur. Burada da seç birimizi. Hangisini dedi? İbaret. Onu dedi bulunuyor. Ama burada gazetenin yorumu bu. Cengiz Sarıbay'ın ağzından çıkan yorum şu. Der ki beni değil muhatabın, o dönemin İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen. Bu yanlış. Bu gazetenin yorumu olmuş bu. Sarıbay'ın yorumu değil bu. Evet, evet. Zaten o şekilde değerlendirdik. Çünkü burada Sarıbay'ın ortaya koyduğu nokta şu. Ben dev olurum ama sen esas muhatabın, esas ortaya çıkabilmen nokta veya tartışabileceğin, konuya son noktayı koyabileceğin isim o dönemin İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen'dir diye bir mesaj veriyor bizim yaptığımız haberde. Gazete de diyor ki
Yine CHP'den Büyük Akın'a diye bir bölüm vermiş. Bu gazetenin veya işte muhabir arkadaşların oradaki yorumu farklı bir yorum olmuş. Yanlış bir yorum olmuş bizim haberimize göre. Tabii ki olmaz ama gazete bunu bu şekilde vermiş. Burada biz gazetenin yaptığını veriyoruz ama olmaz bu. Dediği gibi tek nokta Sefa Sirmen olmalı. Dörtten birini seç diye bir açıklama yapmamış Cengiz Sarıbay. Yani ama buradaki sonuç şu. Bu barajın artık noktalanması lazım. Bakın yönetmenimle ara sıra bu konuyu artık yeter diye değerlendirmeye de yaptı. Kocaeli'nin sorunları var onlara gelin diye bir değerlendirmesi var. Ama bu barajın. Bu baraj konusunun noktalanması lazım. Muhatapları o dönemin belediye başkanı Sefa Sirmen'dir. Çıkın bu konuyu noktalayın, açın belgeleri, koyalım ortaya, bu iş bitsin. Artık tartışmayalım şu noktayı. Devam ediyoruz. Aygün Erdoğan Açan Suyun anlattığı haberini vermiştim. Memenun'un altında suç makinesi sahte kimlikle yakalandı. İzmitli Ferhat Göçer bu akşam Sabancı'da kültür merkezinde bir konseri var. Onun haberi verilmiş. Çenek sunumunda AKP'ye gönderme. Kim yapmış bu çenek sunumundaki AKP'ye göndermeyi? Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya çenek sunumunda bir değerlendirmeye, Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili bir değerlendirmede bulunmuş. Gürfudan ailesinin acı günü. Evet, Muzaffer Gürfudan amcasını kaybetti. Başsağlığı diliyoruz buradan TV262 ailesi olarak. Dilek Aksoylu hayatını kaybetti. Aksoylu ailesine de yine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Buraya yani baroya, Kocaeli Barosu'na 20 yeni avukat katıldı haberde yine etekte yer alıyor gazetenin birinci sayfasında. Devam ediyoruz. Neyle? Demokrat Kocaeli gazetesiyle değerli izleyiciler. Haftanın son gününde ilk bölümümüzün 3. ve son gazetesi Demokrat Kocaeli gazetesi. Bakalım onun manşeti nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan önce cam şişelere koyun dedi üst başlığıyla. Çene suyuna külliye yolu. Derince Belediye Başkanı Zeki Ağgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çene suyu 100 yıl önce Osmanlı saraylarına gidiyordu. Şimdi neden külliyeye gitmesin dedi. Erdoğan ise önce cam şişelere koyun karşılığını verdi ve külliyede çene suyu içilmesi için sürecin startını verdi alt başlığı. Bir şey söyleyeceğim, şu ara başlıkları da okuyayım. Su raporu sundu. Milli su önemli. Cam şişeye koyulacak şekilde ara başlıklar var haberde. Derince Belediye Başkanı Zeki Ağgün'ün eski milletvekilidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanlarındandır. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çene suyuyla ilgili briefing verdi. Şimdi değerli izleyiciler, benzetme çok farklı. Osmanlı Sarayı'na gidiyordu çene suyu. Şimdi de külliyeye neden gitmesin? Yani orası saray mı? Yani orası Osmanlı İmparatorluğu gibi yönetilen bir yer mi ülkemiz? Buradan bunu da çıkartırım ben. Yapmayın. Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyle yönetilen bir ülke. Siz kalkıp Osmanlı Sarayı'na gönderiliyor. Oradan yola çıkarak külliyeye, Ankara'ya neden gönderilmesini 2019 yılının Türkiye'sinde derseniz bunun altında birçok şeyle karşı karşıya kalırsınız Sayın Zeki Ağgün. Ben böyle yorumlarım. Orası Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın oturduğu yer. Demokratik renk sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin. Osmanlı saltanatlarının sürdüğü saraylara gönderildiği gibi oraya gönderirler derseniz sıkıntıyla karşı karşıya kalırız. Devam edelim. Hürriyet cediti yapmak istemiyor şeklinde bir açıklaması var. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın AK Parti Derince Teşkilatları'na danışma meclisinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın CHP'lilere hedef aldığı şeklinde bir alt başlık var. Ölçüleri kalmadı. Cedid konusu şeklinde iki tane de ara başlığı bulunuyor haberde. Yuvacık Barajı polemiği sürüyor şeklinde yine bir haber kullanılmış gazetenin birinci sayfasında Cengiz Sarıbay'ın yaptığı açıklama sonrasında. Kocaeli'de bir fuar daha şeklinde bir haber var ikinci manşette. Bakalım okuyalım. KOTO tarafından düzenlenen Doğu Marmara Bayilik ve Markam Olur Musun Fuarı Kahve Festivali dün düzenlenen törenle kapılarını açtı. Ya arkadaşlar, bunun adı o kadar çok uzun ki akılda kalması lazım. Kahve Festivali der geçersiniz ya. Madem bir fuar yapıyorsunuz, yani işte Doğu Marmara'yı için alıyorsunuz, Bayilik Markam Olur Musun diyorsun, Bayilik Olur Musun diyorsun, bir fuardır. Fuarın akılda kalması önemlidir yaptığınız çalışmada.
İki kelime dersiniz. Kahve festivali geçer gider ve akılda kalır. Bu kadar uzun süre içerisinde akılda kalmaz. Bunun altını çizelim. Ve bununla ilgili haberimiz var. Arkadaşlarımız o haberde sizler için hazırlamışlardı. TV262'de ekranlarında yer almıştı. Programımıza da bunu bir hatırlayalım açılışla ilgili. Bakalım kim neler söylemiş. Bir izleyelim, sonra tekrar birlikte olalım. Şehrimize ve dolayısıyla ülkemize değer katmak, potansiyelini ortaya çıkarmak için harekete geçip birbirinden değerli çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda müştereken gerçekleştirdiğimiz gerek sanayi fuarımız ve insan kaynakları fuarlarımızın yanı sıra odamız için gerçek anlamdaki ihtisas fuarı özelliği gösteren idari ev, evlilik ve konut fuarında elde ettiğimiz başarılar şehrimizi ve bölgemizi bir fuar merkezi haline getirmek konusunda bizleri heyecanlandırmıştır. Düzenlenmiş olan organizasyon, az sonra içeride de göreceğiz, ben geldiğimde şöyle kısaca bir baktım. Gerçekten dört dörtlük bir organizasyon olmuş. Organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza tek tek tebriklerimi sunuyorum. Bu ve benzeri organizasyonların sayısının artması şehrimizin zenginliğinin artması açısından da son derece ciddi bir önem arz ediyor. Markalaşma önemli. Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanımız da ifade etti. Marka yaratmak ekonomik anlamda, kentin değerleri anlamında büyük önem taşıyor. Kocaeli'de marka sayımızı farklı noktalara taşıyabilmek, çeşitlendirmek ve sayısını artırmak oldukça önemli. Evet değerli izleyiciler, fuarla ilgili haberimiz böyleydi. Umarız yerinde ve zamanında yapılmış olur. Ama tabii ki bu konuda biraz evvel de dediğim gibi akılda kalması adına iki kelime, üç kelimelik bir isim koymak daha mantıklı diye düşünüyorum. Bu tabii ki benim görüşüm. Devam ediyoruz. Hemen alttaki haber, zirvede selamlaştılar. Kim? Yine Kartepe ve Bursa'daki zirve ve Uludağ zirvesiyle ilgili kar görüntüleriyle ilgili sosyal paylaşım sitelerindeki fotoğraflar haber olarak verilmiş yine gazetede. Hünkarşehir artık belediyenin şeklinde bir başka haber var. CHP'de kongre tarihleri belirlendi. Girişte sizlerle paylaşmıştım. Türbün taşıyan tır devrildi. Gerçekten ilginç bir kazaydı ve bu kaza sonrasında da trafik bir süre aksadı değerli izleyiciler. İlk bölümü tamamladık. Klibimiz, reklamlarımız, ikinci bölümde tekrar karşınızdayız.
yaptın beni. Seni kimler değiştirdi? Yüreğimden attın beni. Bir ateşe attın beni. Alev alev yaktın beni. Bir ateşe attın beni. Alev Türkiye'de fark yaratan lezzet, şimdi Körfez'de. En lezzetli patateslerin taptaze kaşar peyniriyle muhteşem buluşmasının adı. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Lezzetine doyum olmayan taze meyveleriyle mis gibi vafım. Bu eşsiz lezzetleri siz de tadın diye sizleri Marmara Bölgesi ve Kocaeli yetkili bayimize bekliyoruz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Dalbastı Sokak, Petkin Park 2 sitesi, Körfez, Kocaeli. İletişim 0262 500 0036 0555 108 4403. Fark yaratan tarihi lezzet. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Klibimiz ve reklamlarımız sonrasında ikinci bölümde tekrar karşınızdayız değerli TV 262 izleyicileri.
Tarihler 6 Aralık 2019 Cuma'yı gösteriyor. Haftanın son gününde ikinci bölümde ilk gazetemiz Mavi Kocaeli gazetesi ve manşeti şöyle. Belsa esnafı destek bekliyor. Evet, İzmit merkezdeki en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Belsa Plaza'da esnaflar ruhsat sıkıntısı yaşamaya başladı. Belsa'da bazı işyerlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatılması esnafları tedirgin etmeye başladı şeklinde bir alt başlık var haberde. Bir tarafta İkame Başkanı Murat Öztürk'ün fotoğrafı, bir tarafta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın fotoğrafıyla haber verilmiş. Peki ara başlıkta neler var? 3 iş yeri kapatıldı. Sırada 14 iş yeri var. Başkan Öztürk devreye girdi. Büyükakın bize destek versin şeklinde Mustafa Elbi'nin haberi gazeteye manşet olarak verilmiş. Olay ne? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler iş yerleri denetimleri sırasında ruhsatsız oldukları gerekçesiyle 3 iş yerini kapatıyor. Peki bu denetimleri nasıl yapıyor? İşte itfaiye daire başkanlığı var, diğer bölümler var ve gelip ruhsat konusunda bir çalışma yapıyor ve bu konuda da 14 iş yerinde daha değerlendirmesi söz konusu. Bakalım nasıl bir süreç yaşanacak bununla ilgili. Sağ tarafa geçiyoruz. Hemen kulakta Kartepe'de kar kalınlığı 30 santime ulaştı şeklinde bir haber söz konusu. Hürriyet 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladığı şekilde Hürriyet'in fotoğrafıyla bir haber verilmiş. CHP'de kongre tarihleri belirlendi. Başkan Hürriyet çarşı esnafıyla bir araya gelecek. Yarın saat 9.30'da Fethiye Caddesi'nin hemen dibinin alt tarafında çeşme olarak tabir edilen bölgede esnafla kahvaltıda buluşacak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet. Sol tarafa geçiyoruz. Büyükakın Derince'de 15 yılda 371 projeyi hayata geçirdik şeklinde bir açıklama yapmış. Havalar soğudu, pazarda fiyatlar yükseldi. İzmit Tarih Koridoru Derneği ve Esnaf Odaları Güç Birliği yaptı. Gebze'de zincirleme kaza, Direk Aksoylu vefat etti şeklinde sol taraftan da haberler verilmiş. İkinci manşet gibi tartışmak istiyorsan muhatabın silmen şeklinde bir açıklama var. Tabii buraya tırnak koymak gerekirdi. Çünkü Cengiz Sarıbey'in sözü bu. Bu tırnak koyulmadığı takdirde gazetenin sözü olarak ortaya çıkar. Cengiz Sarıbey'in yaptığı basın toplantısında tırnak konulsaydı daha şık olurdu. Dilovası'nda kimyasal tank isyanı, çuvallarla kitap ve kaset ele geçirilir şeklinde apartmana FETÖ baskını yapıldığı üst başlığıyla verilen bir haber. İzmir kurslarına yoğun ilgi, her yerde aranan suç makinesi sahte kimlikle yakalandı, işlemediği suçun cezasını yedi, taklit ürün satan iş yerlerine denetim, güvenli okul uygulaması İzmit'te devam etti. Bakın işlemediği suçun cezasını yiyor birisi. Birisi de sahte kimlikle aranıyordu, yakalanıyor. Demek ki iyi bir çalışma ve iyi bir değerlendirme yapılırsa kaçaklar da yakalanabiliyor suç işlemeden. Evet, yine benim hala Ordu'daki yaşanan o cinayetle o caninin yaptığını neden önleyemedik hala oradayım. Onun altını bir kez daha çizelim. Bizim Yaka bugün nasıl bir manşet atmış? Büyük akından Gedit tepkisi. Neyi kime devrediyorsunuz? Zaten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in ben bunu devredeceğim diye bir sözü yok. Gedit Mahallesi ve Velahmet Mahallesi'nin bir bölümünün insanları için her türlü diyaloğa açığım dedi. Devredeceğim demedi meclis toplantısında ama gazeteci arkadaşlarımızın yaptığı bir değerlendirme üzerinden ne yazık ki kişiler, belediye başkanları bunun üzerinden tartışmalarını sürdürüyor. Pınar Gültaran imza atmış bu habere. Bunu da altını çizelim. Protokol gereği İzmit Halk Ekmek Büfelerinde üst başlığıyla satılmayan ekmek hayvan barınağına şeklinde bir haber var. Evet, halk ekmekle ilgili bir haber. Satılmayan ekmekler hayvan barınağına gönderiliyor. Orada da değerlendiriliyor. Hemen sağ tarafa geçiyoruz. Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çene suyunu anlattı. Bırakın Cedid'i bir taşı yerinden oynatamaz şeklinde dilencilik imzalı Ali Güney'in yaptığı açıklama. Sarıbay'dan Büyükakın'a çağrı, hangimiz dişine uygunsak kendi sessin şeklinde bir haber verilmiş. Enflasyonun da hayaller %15, gerçekler %22 Tahsin Tarhan'ın açıklaması. Eriklitepe beyaza büründü Gölcük'teki bir mesele yerinin haberi verilmiş. CHP'de 8 ilçenin kongre tarihi belli oldu. 114 Kıbrıs Gazisi madalyasına kavuştu. Hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı. Dev türbin kanadını taşıyan tır devrildi şeklinde haberler söz konusu gazetenin birinci sayfasında. Geliyoruz Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ne değerli izleyiciler. Bugün Çağdaş Kocaeli Gazetesi manşeti ikiye bölmüş.
ve ikiye bölerek yaptığı bir manşetle bugün okuyucunun karşısına çıkmış ve okuyucunun karşısına çıktığı manşetin sol tarafında çene suyunu anlattığı şeklinde Denizli Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün külliyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çene suyunu anlattığı ile ilgili haber verilmiş. Yurt dışında ihraç ediliyor. Başkan Aygün'ün temasları şeklinde haberler var. Ve hemen sağ tarafında da Kahve Kokan Festival şeklinde bir başka haber kullanılmış. Kocaeli Tiyatrosu tarafından organize edilen Doğu Marmara Bayilik ve Markam Olur Musun? Fuarı Kahve Festivali dün kapılarını kahve severlere açtı şeklinde Kerim Çelik imzalı bir haber kullanılmış. Aranan şahıslar İzmit'te yakalandı. Halk ekmeği destekliyoruz. Cengiz Sırbay'ın sözü verilmiş. Tırnak içerisinde doğrusu yapılmış. Kerim Çelik imza atmış habere. Ünlü 2 nokta üstte her esnafın her zaman yanındayız şeklinde yine Kerim Çelik imzalı bir haber. Yıldız gençlere inanıyor şeklinde Ayşe Aycın imzalı İYİ Parti İl Başkanı Şahmaz Yıldız'ın açıklaması da verilmiş. Hemen alt tarafta AK Parti gençlik kollarından 40 yıl hatırlı kahve dağıtımı söz konusu. Sağ tarafta dedikodu yoğunluğu şeklinde bir başka Evin Bozkurt imzalı bir haber söz konusu. Sol tarafa bakıyoruz. Başkan hanımın tek icraatı çürüyor şeklinde bir fotoğraflı Ali Güney'den Ayşe Aycın imzalı bir haber. Asla kabul etmeyiz şeklinde yine Kerim Çelik imzalı Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kollarının Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile ilgili bir haber de belirilmiş gazetenin birinci sayfasında değerli izleyiciler. Peki dün bir açıklama vardı. Bu açıklamayı Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Şeker nerede yaptı? Kocaeli Üniversitesi'nin önünde yaptı. Arkadaşlarımız o haberi izledi. Ekrana taşıyalım sonra devam edelim. Bugün burada döner sermayelerde yaşanan sıkıntıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve bu noktada Sağlık Bakanlığı ve YÖK yetkililerin bir yılı aşkındır sağlık çalışanlarının sesine kulak vermediği için bugün Türkiye'nin her ilinde eş zamanlı basın açıklamaları yapılmaktadır. İnsani olmayan 24 saatlik nöbetler ile kendisine ve ailesine zaman ayırmadan önceliği hastane olan sağlık çalışanlara döner sermaye performans ek ödemelerine gelince maaş ödeme gününde çalışanın önüne kocaman bir sıfır rakamı konmaktadır. Bugün döner sermayelerden memnun olan bir tane bile hastane çalışanı kalmamıştır. Sağlık kurumlarında görev yapan tüm sağlık çalışanları muzdarip ve şikayetçidir. Sağlık Bakanlığı ve YÖK yetkilileri çalışanların bu memnuniyetsizliğinden ve döner sermayelerin halinden haberdar oldukları halde vurdum duymazlıkları hala devam etmektedir. Çalışanlar 5 yıl önceki döner sermayelerinden almış oldukları ücretleri bugün mumla arıyor olmaları durumun vahametini açıkça göstermektedir. Türk Sağlık Sen olarak döner sermayelerle ilgili sorunlara binlerce kez dikkat çektik. Fakat yanlışta ısrar edilmeye ve sorunlar görmezden gelinmeye devam ediliyor. Bugün çalışanların sesini yetkililere bir kez daha duyurmak ve döner sermaye ek ödemelerinin adaletli bir şekilde dağıtılması hakkındaki taleplerimizi yüksek perdeden aktarmak için ülke genelinde aynı anda alanlara çıktı. Öncelikle ifade etmek isteriz ki döner sermaye ödemelerinde bu düzen böyle gitmez. Sistem baştan aşağı yeniden revize edilmeli. Revize edilirken çalışanlar sistemin merkezine yerleştirilmelidir. Adalet tesis edilmeli, hiçbir çalışan haksızlığa uğramamalıdır. Sağlık Bakanlığı ve YÖK yöneticilerine buradan sesleniyoruz. Döner sermayedeki gelir kaybı nedeniyle çalışanın yaşadığı ekonomik sıkıntı, evinde yaşadığı huzursuzluğun vebalini siz yetkililerindir. Bu sorunu çözmek için çaba harcayınız. Kabul edilebilir bir döner sermaye sistemi için gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce çalışma hayatına geçiriniz. Sağlık çalışanları için artık sabır taşı çatlamıştır. Evet, bu haberi tek biz de bulabiliyorsunuz değerli izleyiciler. Tek TV 262 ekranlarında bulabilirsiniz. Neden? Dün saat 12.30'daydı bu basın toplantısı. Ömer Bey ki Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı bir konuyla ilgili döner sermaye ile ilgili bir açıklama yapacağını duyurmuştu daha evvelden. Ve basın mensupları arkadaşlarımızı Kocaeli Üniversitesi'ndeki tıp fakültesinin hemen önüne götürebilmek için bir araçla tahsis etmişti. Ve sadece TV 262
ve internette yayın yapan Barış Gazetesi'nin muhabirleri oradaydı. Başka bir gazeteci arkadaşımız yoktu. Evet. Evet. Yönetmenim der ki, gazetecilik bir kentteki yaşanan her şeye ayna tutup yorumu okuyucuya bırakmaktır. Ama biz gazeteci arkadaşlarımız, gazetedeki bu konuyla ilgili görev yapan bizim eski tabirimizde istihbarat şefi, şimdi yeni tabirde ne kullanıyorlar çok net bilmiyorum ama bu gelen gündemi sabah muhabir arkadaşlara dağıtan arkadaşlarımız bu habere dikkat çekmemişler. Neden? Çünkü onlar için Tahir Büyükbakan'ın bir yere gitmesi, Tahir Büyükbakan'ın açıklaması ki o haberler hazır geliyor ellerine zaten. Gidip takip etmiyorlar. İşte Çene Suyu'nun külliyedeki tanıtımı zaten Derince Belediyesi tarafından servis edilen bir haber. Gidip muhabirle yapılan bir haber değil ki. Onlar için hazır haber çok daha iyi yerinde, çok daha iyi. Şimdi kalkacaksınız soğuk havada, siz muhabirinizi üniversitedeki bu Ömer Çeken'in yaptığı açıklamaya göndereceksiniz. Bir de yapılan açıklama şu andaki iktidarı, şu andaki yerel yöneticileri, şu andaki üniversitenin yönetimini eleştiren bir açıklama. O yüzden gazetenizde yer verme şansına sahip değilsiniz ve veremiyorsunuz ve korkuyorsunuz. O nedenle de muhabiri göndermiyorsunuz. Ama biz korkmuyoruz. Biz bu kente gazetecilik yapabilme adına elimizden geldiği çerçevede ve olanaklarımız çerçevede içerisinde haberleri yalın bir şekilde ekrana taşımaya çalışıyoruz. İşte gerek benim yaptığım bu program içerisinde bu haberleri kullanıyoruz. Gerekse panelimize koyuyoruz. İsteyen istediği zaman rahatlıkla izleyebiliyor. İşte böylesi bir gazetecilik olmalı. Ama gittiğimiz her yerde dün önemli bir isimle bir aradaydık. Yaklaşık yarım saatlik bir 45 dakikalık bir sohbet ettik. Gazete almaktan artık utanıyorum şeklinde, gazete almak istemiyorum şeklinde bayiye gittiğinde bunu çok net bize söyledi. Ulusal yani yaygın medya olarak dediğimiz ve yerel medya olarak dediğimiz gazeteleri almak istemiyorum dedi. Çünkü inandırıcı gelmiyor, inanmıyorum dedi, kente dokunmuyorlar dedi. İşte örneği. Değerli izleyiciler, bu kentin beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bu kentte memur sendikacılığı yapan, Türk Sağlık Sen, sağlık sektöründe memur sendikacılığı yapan bir kurum. Bu kurum döner sermaye ile ilgili bir açıklama yapıyor. Ve bununla ilgili arkadaşları oraya götürebilmek, açıklamayı takip etmelerini sağlayabilmek için araçla tahsis ediyor. Ama bizim bu kentte görev yapan 6 il gazetesi, 1-2 tane ucuda olduğunu söyleyen televizyon ve birçok internet sitesi ki yeri geldiğinde herkes benim gazetem var, benim internet sitem var, ben şöyle tıklanıyorum, ben şöyle izleniyorum, ben şu şekilde bu kentte gündem yaratıyorum diyen internet sitelerinin muhabirlerini hiçbir şekilde bu habere değer vermiyor. İnternette yayın yapan, çizgisini hiç bozmayan ve bundan sonra da bozmayacak olan TV262 ve yine internet gazetesi olarak görev yapan Kocaeli Gazete 262 muhabiriyle bu haberi takip ediyor ve ekranlarınıza veriyor. İşte bunun üzerine de yorum yapma şansını yakalıyoruz. Gazetecilik yapın. Yandaşlık yapmayın. Parayla haber yapmayın. İlanına gelen ilanlara yönelik haber yapmayın. Siz bunları yaptığınız müddetçe gazetecilik, özellikle yazılı basın, saygınlığı ortadan kalkıyor. Bunun içerisine bizi de katıyorlar. Gazeteci olarak tabii ki doğal olarak biz de üstümüzden bundan vazife çıkartıyoruz. Objektif olun. Yandaş olmayın. Parayla haber yapmayın. Gelen ilana göre haber yapmayın. Değerli genel yayın yönetmenleri, ki önümüzdeki süreçte sizin nasıl bir halkta karşılığınız olduğunu çok net bir şekilde tespit etme şansını yakalayacağız bazı verilerle. Lütfen gazetecilik yapın. Gazetecilik yaparsanız gazetecilik mesleğine saygı duyulacak noktaya hep birlikte getiririz tekrar gazeteciliği. Ama bu şekilde devam ettiğiniz müddetçe her gün dibe doğru gidiyor özellikle yazılı basın. Evet, geliyoruz spor
bölümüne değerli izleyiciler. Bizim yakada spor haberi yok. Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ne geldik. Ağrı yolcusu kalmasın ki yarın gidiyor Kocaeli Spor Ağrı'ya. Ağrı Spor 1970'te bir, Kocaeli Spor'da iki eksik. Gölcü'ye tanıdık hakem, Derinci'ye genç hakem şeklinde iki tane de hakemle ilgili haber var. Mavi Kocaeli Gazetesi'ne geldik spor sayfasına. Haydi Kocaeli maça, voleybol karşılaşması, basketbol karşılaşması, özür diliyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor'un maçı var. Onunla ilgili bir haber verilmiş. Derince'de kamp başlıyor. Genç yüzyılcılar altı madalyaya döndü. Birinci küme U19 bugün başlıyor şeklinde haberler var ve hakemler de yine verilmiş gazetede. Geliyoruz Demokrat Kocaeli Gazetesi'nin spor sayfasına, bakalım onlar nasıl bir spor sayfası şekillendirmiş. Evet, Uluslararası Öğrenciler rengarenk haberi var son sayfada. 15. sayfaya dönüyoruz değerli izleyiciler ki bazen son sayfayı spor sayfası olarak kullanmıyor Demokrat Kocaeli Gazetesi. 15. sayfayı kullanıyor. Gökay ve Sefa göreve, o kupa İzmit'e gelecek, bayrakları asıldı İzmit Belediyesi tarafından. Hakem İstanbul'dan, Adil Nazlıgül istifa etti. Yıldızlar'dan milli takıma 4 sporcu, Aşkın Kahveci güven talih edildi. Kağıt Spor'da hedef galibiyet şeklinde haberler söz konusu spor sayfasında. Özgür Kocaeli Gazetesi'ne geldik. Bakalım onlar nasıl bir spor sayfası yapmış. Ağrı'ya gidiyoruz, bugün gidiyoruz şeklinde bir haber söz konusu. Ben yarın biliyorum ama demek ki bugün de verilmiş. Gene bir bakalım hemen değerli izleyiciler. Ne gün gidileceği konusunda bir haber vardı. Doğrulaştıralım çünkü ben Cuma biliyorum ama böyle bir haber de tabii çıkması, Özgür Kocaeli Gazetesi'nde böyle bir haberin ortaya çıkması tabii ki düşünce. Devam edelim. Gençler sıkı çalışıyor. Hakan Kocaeli Spor basın sitesine girdik. Bakalım nasıl bir giriş söz konusu. Antrenmanla ilgili bir haber var. Yine gidiş konusunda Ağrı maçı programı. Gidiş Cuma günü Sabiha Gökçen 13. Anadolu Jet'le gidilecek. Dönüş Pazar 17. Atatürk Türk Hava Yolları ile geri gelecek. Konaklama Ağrı Grand Cenas Otel'de. Ağrı'ya bugün gidiyoruz şeklindeki bu manşet Özgür Kocaeli Gazetesi'nde kafaları karıştırdı mı diyelim. Cuma günü gidiyoruz. Evet, doğru haber. Cuma günü gidiliyor. Böyle bir haber, böylesi bir gazeteyle manşete çıkmış. Hem Kocaeli Spor'un yaptığı medya açıklamasından hem de Özgür Kocaeli Gazetesi'nin haberini doğrulattığımızın altını çizelim. Bu sezon sadece bir maç yönetti şeklinde maçın hakemiyle ilgili bir haber var. Stadyumun çim bakımı için ihale yapılacak şeklinde bir haber söz konusu. Evet, Hakan Köseoğlu destek istedi. Derinceye karşı yakayı bekliyor şeklinde bir başka haber de var. Evet, Kocaeli Spor gitsin. En azından yenilmeden geri gelsin. Kazansın tabii ki istediğimiz ama yenilmeden geri gelsin. Havanın soğuk olduğu, kar yağışının olduğunda altını çizelim Ağrı'da. O kupa İzmit'e gelecek şeklinde bir haber var. Kocaeli taraftarlarında Ağrı yolcusu kalmasın şeklinde bir başka haber kullanılmış. Evet, takım bugün yola çıkıyor. Yarın yapacak ter idmanı sonrasında kampa girecek denmiş. Bizim gençler sıkı takipte. Sezer, Mehmet Can gururumuz oldu. Bu maçın günü değişti. Başkan Hürriyet'ten şampiyona tam destek şeklinde haberler de Kocaeli gazetesinin taraftarlarında verilmiş. Geldik Gebze'ye. Gebze gazetesine işte bir günün manşetini, günün muhabirini ve günün sayfasını seçeceğiz. Onu da altını çizelim. Sahibinden devlen kiralık restoran şeklinde Gebze gazetesinin kulağında bir haber var. Tarihi alanda sevindiren gelişme şeklinde bir haber. Hünkar Çayırı Gebze'nin olduğu. Evet, Gebze Belediyesi'ne devredildi. Hünkar Çayırı tamamıyla değerli izleyiciler. Bakalım nasıl kullanılacak? Bu kullanılma içerisi diğer etkinlikler, diğer farklı bölgeler yapılacak mı? Hep birlikte göreceğiz. AK Parti'de delege hazırlığı. TÜBİTAK operasyonunda 9 kişi adliyede. Bodrum'dan FETÖ, CD ve kitapları çıktı. Gebze Kenter basını Haliç'te ağırladı. Bir başka haber. CHP'de 3 ilçenin kongre tarihi belirlendi şeklinde o bölgedeki ilçe kongrelerinin tarihlerinin ilgili haber verilmiş gazetede. Geçiyoruz nereye? Hemen Gebze'den Derince'ye geliyoruz. Derince'ye dönüyoruz ve Derince'de bakalım nasıl bir birinci sayfa şekillenmiş Derince Express gazetesinde. AK Parti Derince 92. genişletilmiş danışma meclisi gerçekleştirildi. 1071 kongre merkezi belediye binası oluyor şeklinde haber söz konusu. Ve gazetenin yaptığı bu haber gerçekten önemli. AK Parti Derince 93. ilçe danışma meclisinde konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 1071 kongre merkezi projemizi revize edip Derince Belediye binası olarak kullanacağız diyerek ilçe halkına müjdeli haberi verdi şeklinde bir
bölüm var. Tabii bunu daha evvel söylemişti ama yine danışma kurulunda söylemesi de farklı bir boyut almış gazetede. Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çene suyunu anlattı. SEDAS çalışanlarına yüksekte çalışma eğitimi. Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe ve yönetiminden Kocaeli Engelliler Derneği'ne ziyaret şeklinde haberler var. Engelliler gününde anlamlı etkinlik, enflasyon hayaller, enflasyonda hayaller %15, gerçekler %22 şeklinde bir haberde verilmiş gazetenin birinci sayfasında değerli izleyiciler. Geliyoruz nereye? Gölcük'e. Gölcük Haber Gazetesi bugün ve haftanın son gazetesi olarak karşımızda. Önemli projeler hazırlanıyor manşeti var. Gölcük Halk Platformu Gölcük için önemli projeler hazırlıyor şeklinde bir sol tarafta manşet var. Sağ tarafa bakıyoruz. Zafer Aktaş vefat ettiği şeklinde Gölcük bir çınarında kaybettiği üst başlığıyla haber verilmiş. İkinci manşet gibi Gölcüklü kadınlar Anıt Park'ta buluştu. Kadın demek gelecek demektir şeklinde bir haber verilmiş gazetede. Erikli Tepe beyaza büründü şeklinde sol tarafta bir haber var. Devrilen odunların altında kaldı şeklinde bir kaza haberi verilmiş. Ve değerli izleyiciler hemen geçelim sağ tarafa doğru. Sağ tarafta neler denmiş gazetede. Emuzder Gölcük Şubesi Kaymakam Karabulut'u ziyaret etti şeklinde iki satırlı bir haber var. Mini yaşam, kreş ve gündüz bakımından anlamlı etkinlik üst başlığıyla büyüklerine örnek oldular. Kaymakam Karabulut kadınları unutmadı. Yalı evlerinde bir araya geldiler şeklinde haber var. ADD'den gençlere demokrasi şöleni diye bir haber kullanılmış hemen ikinci manşetin alt tarafında. Dövizde ciddi bir yükselme beklenmiyor şeklinde ekonomiyle ilgili bir haber de kullanılmış. Peki Nurettin Şenemli nasıl bir köşe yazmış? NATO kafa, mermer kafa. NATO kafa, mermer kafa şeklinde bir haber, bir köşe yazmış değerli izleyiciler. Nurettin Şenemli bugünkü gazetede. Evet, nota kafa, mermer kafa çekti. Değişik bir sözdür. Argo olarak değerlendirilir ama yine cuk diye oturmuş. Çünkü nota zirvesiyle ilgili yapılan bir değerlendirmeye veya bir yoruma imza atmış duayen gazeteci olarak değerlendirdiğimiz Nurettin Şenemre. Evet, şimdi değerli izleyiciler, internetteki köşe yazılarına gelmeden evvel hemen günün manşetini seçelim. Özgür Kocaeli Gazetesi'nden geldi günün manşeti değerli izleyiciler. Nedir o? İşsizlik konusu. Kocaeli'de işsizlik 19 yılın rekoru. Özgür Kocaeli Gazetesi günün manşeti. Peki günün muhabiri Suriye Çataktek. Bu habere imza attığı için. Evet. Peki günün sayfasını kim yaptı? Bugün Özgür Kocaeli'den gidiyoruz. Günün sayfada diğerlerine oranla Özgür Kocaeli Gazetesi. Evet, ilk kez belki de oldu. 3 bölümümüzde de Özgür Kocaeli Gazetesi öne çıktı bugün. Özgür Kocaeli Gazetesi günün manşeti, günün muhabiri Suriye Çataktek, günün sayfası Özgür Kocaeli Gazetesi'nden. Bunları da belirledikten sonra geliyoruz köşe yazarlarına değerli izleyiciler. Adem Turgut ne demiş? Kadınların arkasına bakmadan rahatça yürümesi için şeklinde bir başlıkta köşe yazmış. Yaşanan cinayetle ilgili ve daha sonrasında yapılacak çalışmayla ilgili. CHP'de Bozkurt Uslu il başkanı adayı olacak şeklinde Mevlüt Soysal'ın Demokrat Kocaeli Gazetesi'ndeki köşe yazısı var. Yine Tanzanyolu'nun köşe yazısı dördüncüsü devam ediyor. Bir garip ihale, bir garip belediye şeklinde ki manşet haberlerde bu. Mavi Kocaeli Gazetesi'nde köşe yok. Geliyoruz Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nde Sadun Çetin Halk Ekmek'te gidişat şeklinde bir köşe yazmış başlığıyla. Eski köye yeni adet olmaz çöp erken toplanır şeklinde Nurettin Kolaylı'dan köşesi de anons edilmiş. Peki bizim yakada nasıl bir köşe yazmış Galip Adaman? Kartepe'nin örnek okulu Kartepe Ortaokulu şeklinde bir köşe yazmış. Hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nin delege seçimleriyle ilgili genel yayın yönetmenlerinden bir tek satır yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delege seçimlerine dizayn vermeye çalışan değerli köşe yazarlarımız, korkuyor musunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin delege seçimleriyle ilgili köşe yazmaya? Devam ediyoruz. Neyle? İnternet gazetelerindeki köşe yazarlarıyla. Flaş Kocaeli'de Hüseyin Özri artık gazetemizde intihar haberleri yayınlanmayacak şeklinde bir köşe yazmış. Evet,
Önemli bir girişimdir. İntihar haberleri belki özendirici olarak değerlendirilir. Bir dönem ben TV41'de çalışırken biz de böyle bir karar almıştık ve intihar haberlerini yayınlamıyorduk. Gidip çekmiyorduk dahi. Bu bir görüştür, bu bir duruştur. Buradan Hüseyin Özür'ün aldığı bu kararı da ben kutluyorum. Denge Kocaeli, İlker Aksit. Yenilmeden dönelim bize yeter beyler şeklinde Kocaspor'un Ağrı'daki 12 karşılaşmayla ilgili bir değerlendirme yazmış. Öyle bir köşe de bulunmuş. Evet değerli izleyiciler, bu haftada ve bugün de yayınımızın sonuna geldik. Bugünkü yayınımız içerisinde birçok konuyu sizlerle paylaştık. Yorumumuzu yaptık. Yorum ve değerlendirme sizin diyelim. Biz ilkeli bir şekilde bu kentte, bu kentin insanlarına yönelik gazetecilik, televizyonculuk yapmaya devam edeceğimizin altını çizelim. Bizim ilkemiz bu ve bu ilkeden de ayrılmayacağız. Olanaklarımız doğrultusunda gidebildiğimiz, yapabildiğimiz her haberi bu ekrana, buraya taşıyacağımızın bir kez daha altını çizelim. Çünkü öyle bir ekiple çalışıyoruz. Öyle bir patron anlayışıyla çalıştığımızı da altını çizelim. Ve yayında ve yapımda emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarım adına herkese iyi günler diliyorum. Pazartesi sabahı 9.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.